Emine Ün çok naifliğiyle, kibarlığıyla son zamanlarda reklam yüzü, tiyatroda da oynuyor. Boşanıyor haberleri var. Kendisi açıkladı. 2012 yılında iş insanı Tolga Karakaş'la ikinci evliliğini yapmıştı. Hatta eşi biraz rahatsızlık geçirdi, sıkıntılı günler geçirdi, hep yanındaydı. İlk evliliğini de Emre Kınay'la yaptı Emine Ün. Bir tane de kızları var Duru. Duru Tiyatro kızına adadı zaten Emre Kınay. Bu evlilik de yürümedi. Ama diyor ki her şey insanlar için. Eşim Tolga ile tatlılıkla ve tüm güzellikleri dileyerek beraber ortak düşüncemiz neticesinde ayrılık kararı aldık. Bu dünyada ve ahirette dualarımız birbirimiz için her zaman birdir diye yazdı. Yani anlaşarak boşanıyorlar. Aradım. Dedim ki hani katılmak ister misin? Şu süreçte doğru olmaz dedi. Sana da selamı var. Konuşmak istemedi. Kendince haklı sebepleri vardır. Yani denecek bir şey yok. Yollar ayrıldı ama herhalde tükenmiş artık. Biten bir ilişki, evlilik sürdürmek. Sebep nedir bilinmiyor bu arada. Sadece karşılıklı anlaşarak ayrıldıklarını yazmış Emine Ün. Evet. Karşılıklı anlaşarak ayrıldılar. Aslında karşılıklı anlaşamadık. Anlaşarak ayrılık. Bu da severek Nasıl yani? ayrılalım var ya şarkı. Anlaşamadıkları için ayrılıyorlar. Yani anlaşarak hani Anlaşamadıkları konusunda anlaşıyorlar ve ayrılıyorlar. yani bir anlaşma var Ayrılık yani terminoloji. sonuçta. Yani bir Saygıyla bir anlaşamama ayrılık diyelim. temelinde yürüyor bu iş. Evet. Şimdi Emine İn'le ilgili Çok naif, çok kibar. Yani ben ne bileyim. Ne neyse. de ne diyecektin? Gıybet Şimdi, mi yapacaktın Ali abi? yok ben gıybet yapmam. Yapmaz. Şeyden Sibel Can'la Evet. bir dizisi vardı. Ben anladım diyor. Ben anlamadım bir tek. Bu Anladım. magazine uzağım diyorum yani. Emre Kınay Berivan dizisini çekim vardı. Diyarbakır mı Urfa mıydı? O, öyle bir yerdeydi. Mardin miydi? Mardin olabilir, Mardin. Erivan'ın. Foto muhabiri arkadaşımız şeyle birlikte gittik Ercan Arslan'la. Gelincik tarlalarında çok güzel fotoğraflar çekmişti Sibel Can'a. Efsane fotoğraflar da o dönemde. Dönüşte uçakta Emre Kınay ile yan yana düştük. Cam kenarında Ercan, ortada ben, koridorda Emre Kınay. O aralarda Emre Kınay'ın bir evliliği var. O evliliği bitmek üzere Emine Ünlü bir ilişkisi haberleri var medyada. Yani Emre Kınay'ın evliliğini bitiren kadın konumunda Emine Emine. Ünlü. Ama Emre Kınay'la eşinin arası zaten kopmuştu. O süreçten sonra mı Emine Ün dahil oldu? İşte düşün, Berivan dizisinin yılı kaç yılıdır? O yıllarda. Şimdi ben de Emre Kınay'la hiç tanışıklığım, hukukum yok. Berivan. Bakın, Berivan. Berivan dizisi. Tarihine mi? Tarihine bakıyorum kaç yılıymış. Bir hukukum yok. Sadece orada röportaj sırasında bir tanışıklığımız, hukukumuz gelişti. Niye lan bunda yazmıyor yıl? Allah Allah. 2002. 2002 mi? Mardin. 2002, evet. Evet. 2002. Sohbeti açtı. Birbirimizi tanıma faslı. Hostesler İstanbul için alçalmaya başladık diye anons ettikten sonra Emre Kınay bana dedi ki Ali abi dedi sen dedi magazin dünyasını mankenleri falan iyi tanıyorsun. Eminönü nasıl biliyorsun Eminönü'nü? Nasıl bilirdinize? Evet. Hiç unutmuyorum. Ercan Aslan Eminönü'yle bu aramızdaki olay bildiği için bir haber konusunu hemen ayağıma bastı ya sakın ha. Ben de
üstüme vazife değil. Ben zaten unutmuşum onu. Kapatmışım o defteri. Dedim ki vallahi Emre Bey, sizi ne kadar tanıyorsam Emine Ün'ü de o kadar tanıyorum. Yani mankenler arasında tanıdığım var ama Emine Ün'ü ben İbrahim Erkal'ın kliplerinden ve podyumdan tanıyorum. Bir hukukum yok. Yani niyetiniz ciddiyse Allah tamamına erirsin dedim. Ve ağzımı kapattım. Daha sonra evlendiler. Dünya güzeli bir turu geldi dünyaya. Evet. Ama o evlilikte yürümedi. O evlilikte yine Emine Ün bu beyefendiyle evlenmeden önce yine böyle bir onun bir boşanma dönemi var yanılmıyorsam. Onunla evlendi. Ondan çocuğu olduğunu bilmiyorum. Ondan çocuğu benim bildiğim yok. Yanlış yok. Da olabilir ama benim bildiğim yok. O da yürümedi. Yani Allah çirkin talihe versin. Yani güzel bir kız, etkileyici bir kız. Hala bizi güzelliği su gibi. Korkar. Evet. Ama biliyorsun derler ya, güzel kızı olana Allah çirkin talihe versin. Yani çirkinler herhalde iyi koça buluyorlar. Çirkin kadın yoktur Ali abi. Kendine bakmayan kadın vardın deyip ben de atasözünü düzelteyim. Evet, onun Rus versiyonu da nedir? Çirkin kadın yoktur, Nazdrovya Azmotka vardır. Ama bayağı bir rahatsızlık geçirdi eşi. O dönemde çok sıkıntılı dönemler yaşadılar. Sebep ne bilmiyorum ama o sıkıntıları dönemden sonra, hani pandemide mi insanlar artık sıkılıyor birbirinden, ne oluyorsa dip dibe olması her aynı evin içinde, sebep yok, belki sonra ya açıklanır. Birbirini seven insan yani dip dibe olunca birbirinden gıcık kapıyorsa batıyor sonra, aslında hiç o sevgi sahte. Yani yemeğim beni şimdi ya. Ya o bazen sıkılırsın, gıcık kapmak değildi. Hani yalnız kalmak istersin, biraz nefes almak istersin. Sen de bilmiyorum, arada bir çıkıyorsun dışarı, nefes almıyor musun Aylan'ın dışında? Gidiyorsun bir havalanıp dönüyorsun, bunun gibi düşün. Nefes almıyor musun Aylan'ın dışında derken sanki başka bir kadına gidiyorum. Ben de öyle bir... Ali abi, yani senden bağ, hiç beklemediğim... Yani ormana gidiyorum Allah aşkına. Senden bu hiç beklemediğim bir şey. Her kişi yapabileceği bir şey. Yani arada bir kafanı dağıtmak istersin. Sen yurt dışına pandemi öncesi hep gidiyordun sağa sola. Şimdi hani bir şey yaptığın anlamında söylemiyorum. Öyle bir şey sakın. Öyle yani, aklımdan bile geçirmem de kimse de geçirmez. Senin öyle bir zaten şeyin yok. Asla bu konuda altına imza atarım evliliğini. Tek eşli yaşıyorum. Evet. Ya sıkılıyorlar özetle zaman zaman insanlar. Dışarıda değil. Güzel olan her şeye bakarım. Manzaraya, otomobile, herhalde yata. Ama hiçbir zaman lan bir yatım olsun demedim. Çok güzel bir otomobil görüyorum, o benim olsun deme. Bakarım güzel estetik. Beni yerden keser. Bir aracım var mı var. Evim var mı var. Allah'tan başka ne istiyorum? Sağlık. Yani. Gerisi boş. Gerisi boş. Herkes senin gibi olsa keşke.